Bunlar sıkıştıkları zaman inanılmaz insanlara sığındılar ve sığınıyorlar. İşte o yerel seçimler sırasında bu teröristi, terörist diyor, Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkardılar. Hani Bülent Turan dedi ya, TRT'ye çıkmadı vallahi. Nereye çıktı? TRT Kürdi'ye çıktı dedi. O da TRT, o da TRT ama millet güldü. Gülmeyin diye Bülent Turan söyledi ama hakikaten komik bir hikaye. Abdullah Öcalan İmralı'da bir mektup yazmış ve mektubunda HDP İstanbul seçimlerinde tarafsız olsun diye, bunu kim söyledi? 22 Haziran Cumartesi günü, 2019'un 22 Haziran'da TRT'ye çıkarılan Osman Öcalan söyledi. Sıkıştığınız zaman Osman Öcalan'a sarılacaksınız. HDP'nin sıkıştığınız zaman HDP'nin terörist olduğunu söyleyeceksiniz. Ama aranan bir insanı TRT'ye çıkarıp provanda yaptıracaksınız. Şimdilerde ne yapıyorlar arkadaşlar? Hizbullah'ın öğretmeni TRT programcısı oldu. Abdülkuddüs Yalçın, Hizbullah'ın tahliye edilen sanıkları arasındaydı. Gaffar Okka'nın katillerine eğitim verdiği için 9 yıl hapis cezası almıştı. TRT 3 yıl önce Ramazan sohbeti için onu keşfetti ve Molla Abdülkuddüs adıyla ekranlara çıkardı. Abdülkuddüs adıyla ekranlara çıkardı. Şimdi ortaklar değiştikçe değişen TRT'nin yayıncılığı var. Ve Mevlüt Bey, bunu da dikkatle izleyin. Nasıl denetleniyor 3 yıldır bu Hizbullah'ın adamı olarak içeride yatıp çıkmış olan insan TRT'ye nasıl çıkıyor? Bence bunun da sorgusunu sormak gerekiyor. TRT ayrıca o kadar haksızlıklar yaptı ki, örneğin eleman alımında en son yaptığı sınav 2015 yılıydı. 2015 yılında sınav yaptı. O çocukların, bize gelen çocukların inanın haykırışlarını ve isyanlarını bugün hala kulaklarında çınlıyor. 2015'ten sonra zaten alımların hepsini sınavsız yaptılar. Bakın, KPSS puanı 90 olan, TRT sınavında yazılı 100 puan alan çocuk elendi. KPSS puanı 57 olan, yazılı sınavda 70 alan genç TRT'de işe başladı. Yetenek burada. KPSS'de 57, yazılıda 70. KPSS'de 90, yazılı sınavda 100 olan çocuk yeteneksiz oluyor. Bunlara göre yetenek ne oluyor? Yetenek AK Parti'nin milletvekilinin yakını olması, bakanın yakını olması oluyor. Yetenek yok. TRT'de 8500 kişiyi buldu. Hak yiyorsunuz, hak. TRT'de kadrolar 8500 kişiyi buldu. Evet. 8500 kişiyi buldu TRT'de. TRT kendi imkanlarıyla yayıncılık yapacaktı. Sevgili arkadaşlarım, Sevgili başkanım, bunlar yazılı sınavdan 100 puan alan çocuğu yeteneksiz, 57 puan alanı yetenekli yapar bunlar. Başkanım, 100 puan alan çocuğu yeteneksiz, 57 puan alanı yetenekli yapar. Onlar yapar. Yaparsa AK Parti yapar. Sevgili arkadaşlarım, başkanım bu süremden gidiyoruz. Durdurur musun? Siz devam edin. Evet. Bugünler geçecek. Bakın, bugünler geçecek. Sayın milletvekilleri. Arkadaşlar. Sayın Özel. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Sayın Özel. Arkadaşlar.
kürsüde hatip bu günler geçecek. Buyurunuz Sayın Sert. Bu günler geçecek. Bu günlerin başkanım bu günler geçecek. Metin Bey, Metin Gündoğdu. Ya ama bak, yaklaşık iki dakikadır beni konuşturmamak için kitle yaptığın aynı provokasyonu burada da yapıyorsun. Yakışmıyor. Yani hiç yakışmıyor. Yani bakın, itiraz edin ama gelin buradan konuşun. Hakkınız var kardeşim ya. Hakkınız var. Hakkınız var kardeşim ya. Bak iki dakikamı yedin. Ya olur mu şimdi başkan? Buyurunuz efendim. Devam edin. Yani bazı sözlerim, doğru olan sözlerim birilerinin içini acıttığı için yerlerinden bağırıyorlar. Ben bunu kitle de yaşıyorum. Kitle de susturmak için çok uğraştılar bizi. Ama susturamadılar. Bakın, hak yediniz, hak. Hak yediniz, insanların, çocukların haklarını yediniz. Çocukları mağdur ettiniz. 100 puan alan çocuk yeteneksiz olabilir mi? %100 almış. Yazılı sınavda %95 almış. Haksız olur mu? Siz kekeme kızı spiker yaptınız TRT'de. Kekeme. Konuşamayan, bırak yeteneği. Ben bunların hepsini biliyorum. Bu torpil radyo televizyonu oldu. Torpil radyo televizyonu. Torpil radyo televizyonu eleman alırken. Bakın, Tayyip radyo televizyonu seçimlerde en fazla hakkı. Talan radyo televizyonu talan oldu, talan. Ne yaptılar bilmiyorum. Talan ettiler parayı. 1 milyar 800 milyonluk bu sene dış yapımlara para harcadılar. Tırtıklayan radyo televizyon hem elektrik paylarından hem de diğer paylardan tırtıkladılar. Yani biz bunların hepsini söylüyoruz. Siz de biliyorsunuz ki bize gelen konular çok farklı. Şimdi biraz da PTT'den bahsedeyim. Çünkü TRT ve PTT çok kötü. 2019'unda 1 milyar... Buyurunuz Sayın Sert. 2020 yılında 740 milyon, 2021'de 387 milyon, 2018 yılında 2 milyar 270, 727 milyon, 2019 yılında 1,5 milyar lira civarında zarar etti PTT ve öz sermayesi 3 yılda 85,8 oranında geriledi. 386 milyon liraya geriledi TRT'nin, PTT'nin bütçesi. Bakın arkadaşlar, PTT Genel Müdürü de burada. Peki zarar ederken PTT yönetimi ne yapıyor? Ne yapıyor biliyor musunuz? PTT devam ediyor. Alımlarına devam ediyor, harcamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün bir soru önergesi daha verdim. PTT'nin EGS satışlarında bir şirkete imtiyazla kendisi zarar ederken servet aktardığını... Tamamlayın. Hepimiz biliyoruz. Sayıştay'ın 2021 yılı raporunu incelediğimiz zaman bu ortaya çıkıyor. PTT Emre beraber. Ama şimdi PTT'nin asıl sorduğumuz soru şu. PTT HGS işinde zarar ediyor ya. Onun dışında PTT 520 milyon liralık giysi siparişi verdi. 520 milyon. Kurumların, kitlerin, kamu kurumlarının. Burada çok büyük usulsüzlükler olduğuna ilişkin Sayıştay raporları önümüzdeki yıl gelecek. Bunun içerisinde var. Ne kadar elemeye kalksalar da, Sayıştay'ı ne kadar içini boşaltmaya kalksalar da, önümüzdeki seçimden sonra Allah'ın izniyle Millet İttifakı iktidarında bunların hepsinin hesabını soracağız. Hangi bürokrat haksızlık, hukuksuzluk yaptıysa, hangi bürokratın boğazından haram lokma geçtiyse bunların hesabı...